İvan Kurulu seçimlerimize geçmeden önce başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm kuvayi birleşiklerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve altından destekler karşılığında. Sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının siyasi eğilimlerini zaten merak etmiyoruz.
Onlar yasadan kaynaklanan ya da kent konseyinin önerilerinden kaynaklanan sorumlulukları yerine getiriyorlar. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kendi olduğu noktadan, kendi dünya bakış açısından, kentin geleceğine ilişkin fikri olmalı, projesi, programı olmalı ve buna benzer seminerde tartışıp bir ortak akıl geliştirmeliyiz. Eğer bunu yapabilirsek, kentte komşuluk hukukunu kırarız. Komşuluk hukukunu kırabilirsek, ne demek komşuluk hukuku? Alt üstte oturanlar, aynı sınıfta oturanlar, aynı mahallede oturanlar birbirini tanıyor demektir. Birbirinin sorunlarıyla ilgileniyor demektir. Sadece şekilden değil. Yani gidiyor, geliyor, balkonda birbirinin bahçesinde çay içiyor, işte biri sarma yapıyor, biri dolma yapıyor, birbirine ikram ediyor demektir. Bu bizde vardı, bu bizim kültürümüz. Yeniden keşfetmeyeceğiz. Ama bir kez daha hatırlayın, bu bizim dediğim sahip çıkacağız. Yetmez, oradan demokrasi çıkaracağız. Oradan yönetim anlayışı, ortak akıl çıkaracağız. Bunu yapabilirsek, bunu yapabilirsek ve tüm kentlerde bu oluşabilirse, ülkenin tepesine kim gelirse gelsin, Çankaya'da ya da Saray'da kim oturursa otursun, demokrasi bizim istediğimiz gibi olur. Yani Anadolu coğrafyasındaki yaşayan insanların istediği gibi olur. Onların yaşam tarzını, yaşam biçimini değiştirecek bir davranış biçimi olmaz. Bunun adı demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülmesidir. Demokrasi anayasaya yazıldığı için, siyasi partiler kanununda var olduğu için ya da biz buna benzer kürsülerde çok konuştuğumuz için gelmez demek ki. Demokrasi yemek yerine getirilmez. Bu sıralardan gelir, bu çalışma masalarından gelir. Sahip çıkılarak gelir. Eğer bunu yapabilirsek, Türkiye'nin her yerinde buna benzer çalışmalar var. Türkiye'nin her yerinde var. Demokrasiye ihtiyaç olduğunu cebimiz boşalttığından fark ettik. Cebimiz doluyken demokrasiye ihtiyacımızın onun olmadığını hissetmiyorum. Şimdi fark ettim. Şimdi fark ettim. Türkiye'nin her yerinden, her kesimden layıklık deniliyor. Layıklığın olmadığı yerde demokrasi olmaz deniliyor. Layıklığın olmadığı yerde komşuluk hukuku, dayanışma kültürü, barış olmaz deniliyor. Layıklığın olmadığı yerde demokrasi de olmaz zaten. Onun için sevgili dostlar, sevgili hemşehrilerim, siz yine belediye yasasında var olan, belediye yasasının 77. maddesinde tanımlanmış olan belediyelerde bir de gönüllüler birliği var. Yani belediyenin benden gönüllü olarak şu alanda Atatürk Belediyesi'ne, Atatürk kentine hizmet etmek istiyorum dedikten sonra her alanda sonunu gösterebiliyor. Sadece harcama yetkisini kullanabiliyor. Burada olan arkadaşlarımız da gönüllüler, bu gönüllü grubunu üzüm salgılarını buradaki seçilen yürütme kurulu, işte başkanı, sekreteriyası, daha sonra o çalışma grupları, kentin ihtiyaç duyduğu mesleki alanlarda, kentin gelişme alanlarında ihtiyaç duyulan çalışma grupları üzüm salgılarını şu anda aşağıya doğru inecek. Kentin tümünü kucaklayabilirse eğer, bunu yapabilirsek, önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin muhtarları, belki siyasi partileri, siz yerel seçme odakları, biz kendi kendimizi yönetimini kendimiz seçeceğiz diyebiliriz. Biz artık o okuluna yaşadık, tüm siyasi partiler bir araya geldik, şöyle bir kadroyla bu kenti yöneteceğiz diyebiliriz, diyebilmeliyiz. O okuluna, o dayanışma kültürüne ulaşabilmeliyiz. O da sizin birbirinize olan katkınız, karşılıklı birbirinizi dinleyerek, birbirinize katkı vererek, kol kola girerek büyük bir dayanışma kültürü içinde bunu yapabilir ve Türkiye'ye örnek olarak Atatürk'ün kentinden, adını Atasız'dan almış Atatürk'den tüm Türkiye'ye mesaj olarak verebilirsiniz, müthiş bir şey yapmış oluruz. Bunu çok istiyorum. Geçen dönem pandemiyle biraz zengin oldu. Çok o şeyi beceremedik. Ama yaşlı kollarımız, kadın kollarımız, kadın komisyonumuz, meclisin, kent konseyinin kadın ve gençlik meclisi yoğun bir şekilde çalıştı. Bu dönem biraz daha disipline, biraz daha kentin diğer organlarıyla diğer kesimleriyle iç içe ve örgütlerini alıp çoğaltarak, genişleterek hepsini belediyenin ve kent kültürünü ya da kentin geleceğine ilişki ya da kentin vizyonuyla odaklayarak onunla bağlantı kurarak siyasi partilerle ilgili anlayışımızı, oylarımızı, seçim takvimine kadar, seçim gününe kadar erteleyerek insan odaklı, toprak odaklı üzerine bastığımız toprak odaklı ve çocuklar
inançlarımızı ve projelerimizi birleştirebilirsek müthiş bir şey olur. Buna Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Buna böyle bir davranış biçimine, böyle bir çalışma yöntemine Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Biz de bu toprakların neler ödemiş insanları da var aramızda. O nedenle burada büyük bir kardeşlik duygusuyla, büyük bir barış anlayışı içinde birlikte bir şey yapabileceğimizi herkese ispat edebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabileceğimiz olgunluğumuz var, gücümüz var, enerjimiz var. Atakon, Karadeniz'e nereye gittiği insanların birlikte yaşadıkken her yerde söylüyorum. Atakon da Türkiye'nin büyük üniversitelerinden ilk 10-15'e giren bir üniversitesi var. Atakon'un sınırları içinde. Atakon'un sınırları içinde 45 bin civarında öğrenci var. Türkiye'nin 81 yılından gelmiş öğrenci var. Üniversite öğrencisi. 6.000-6.500 civarında 20 değişik ülkeden yabancı uyruklu öğrenci var burada. Atakon'un başarısı Türkiye'nin her yerine ve dünyanın pek çok ülkesine ulaşabiliyor. Tabi aslında başarısızlığı da gidecek. O nedenle biz başarmak durumundayız. Dün Gümüşhane'de, ondan önceki bir Trabzon'un ilçelerinde yazdım. Neredeyse yansıdan çöpe Atakon'da. Bize başkanlığında niye bağlı var? Yani Atakon'un ya da o bölgelerin Türkiye'nin 81 ilinden burada yaşayan insanlar. Atakon'lar zaten özellikle yazdığında o Karadeniz'de. Artvin'den Kastamonu'ya kadar, Sivas'a kadar, Çorum'a kadar Atakon'da var. Nüfusu en az 900 bin olmak kaydıyla 81 ilden burada yaşayanız var. Burası Türkiye. Burada başarılar durumundayız, komşuluklarını kurmak durumundayız, sesimizi yükselterek ve birlikte yükselterek Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni onun kenti Samsun'dan Türkiye'ye, Türkiye'ye ilan etmek durumundayız. Bunu yapabiliriz, yapabilirsiniz. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gündemin 6. maddesi, Kaymakamımız Kemal Yönes'in konuşmasıydı. Ancak Sayın Kaymakamımız program yoğunluğundan dolayı toplantıya katılamayacağını belirtti. Gündemin 7. maddesi, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu'nun seçimi. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu adayı olanlar varsa listelerini bekliyorum arkadaşlar. Atakon Kent Konseyi, Yürütme Kurulu adayları. Başkan Profesör Doktor Şevket Özkaya. Üyeler, yönetim kurulu üyeleri Eyüp Narin Toptan, Birsan Öztürk, Burak Öksüz, Celal Kişi, Ebru Akgül Karaca, Emine Uyarer, Ersin Başar, Ferhan Toprak, Fatma Yiğit, Fatma Uzer, Gönül Solmaz, Güven Özgürt, Harun Pir, İnci Bayramkaya, Kadir Beyer, Murat Akar, Nazan Güneysu, Neşe Kangüreç, Orhan Kadıoğlu, Ramazan Tilki, Selma Semercü, Sibel Delice, Şenol Kakkal, Veli Kebapçı ve Hüseyin Kurt. Arkadaşlar biz bekliyoruz. Biz takvimde itiraz olan var mıdır? İtiraz olmadığına göre Profesör Doktor Şevket Özkaya'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba. Layık görmek için çok teşekkür ederim. Aslında çok fazla konuşma yapmadım. Sıcak bir konuşma yapacağım size. Ben Şevket Özkaya Samsun'da oluyorum. İlkokulum, ortaokulum, lisem, üniversitem Samsun'da yaptım. Pratisyen meclisimiz değil, Samsun'da yaptım. Uzmanlığımı burada bitirdim Samsun'da, Ortaköy Üniversitesi'nin uzmanlıktaki meclis eğitimi de Samsun'da yaptım. Yani bizim üniversitedeyken bir deyim vardı, Samsun'da doğal okuyan Samsun'a layık olmaz diye. Bunu yaşadık. Aslında doğruyu söylemek gerekirse, ben de Samsun çocuğuyum. Samsun'da doğdum, büyüdüm ama yani Atakon artık Cevdet Başkan'ın dediği gibi Türkiye'nin göz bebeği oldu. Aslında kent yaşam, yani kent tanımı biraz değişti. Yani artık kent yaşadığımız yer değil, yaşattığımız yerdir. Yani sokakları, insanları, hayvanları yaşattığımız yerdir. Ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Hani bu bir gönüllülük esasıdır. Aslında bu teklif edildiğinde ben çok sevindim. Gerçekten bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Listeyi gördüğümde de çok sevindim. Yani aslında doğru söylemek gerekirse şunu gördüm. Hep
alanında bu işlerin içinde olan biri olarak izin demek elde değil. Yani doğru söylemek gerekirse mutlaka üzüleceğiz, mutlaka sorunlarımız olacak. İzin demek gibi bir şansımız yok ama sizin kimin üzeceğini seçme hakkınız var. O yüzden hani sevdiğiniz insanların sizi size değer veren insanların sizi üzmesi gerekiyor ve bunu seçebiliyoruz. Ben bu konuda beni herkes, yani tanıyan tanımayan herkes, beni tanıyanlar şunu derdi Samsun'da. Şevket bizim aileden biri, Şevket bizim kardeşimiz, evladımız olarak gördüler. Herkes beni böyle biliyor, tanıyan da böyle tanıdı, tanımayan da böyle tanısın istiyorum. Peki Atakum'un geleceğini ne yapabiliriz? Yani Atakum'da, yani ben bir doktor olarak Atakum'a ne verebilirim? Ya da ben bir doktor olarak, yani doğru söylemek gerekirse kısacık bir örnek vereyim. Yani çok konuşma hazırlamadım ama bu bizim ufkumuzun nasıl olduğunu göstermek için. Ben dünyanın her yerindeyim. Yani Pasifik kıyısı buradan Vietnam'ın diğer Pasifik kıyısına kadar Kuzey Kutbu dahil dünyanın her yerindeyim. Mesela size bir örnek vereyim. Yani çoban iskelesi. Yani Atatürk'ün çoban iskelesi. Bence hani askeri ve işe açısından çok stratejik bir şeydi ama keşke Atatürk'ün iskelesini, bu çoban iskelesini projelendiren ya da bunu projelendiren mimar, bunu karar veren konsey keşke ömrü boyunca bir kere bırakın gitmeyi. Los Angeles'taki Santa Monica iskelesinin resmini internetten bakıp görseydi şu an ve ona yani onu örnek alsaydı şu an Türkiye'nin kliplerinin çekildiği, dizilerinin çekildiği, filmlerinin çekildiği Türkiye'deki insanların oraya gelip saatini geçirmek için harcadığı bir iskele olacak. Yani bu sizin kendi ufkunuzu belirleyecek. Ben doktor olarak arkadaşlarla beraber dünyanın en iyi kentlerinden birini yapmaya çalışacağıma kendi adıma söz veriyorum. Son olarak şunu diyorum, hani bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman bir kardeşimiz, bir evladımız olmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tek liste olduğu için açık oylama yapabiliriz. Buna bir engel durum söz konusu değildir. Açık oylama yapılmasını talep ediyorum, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şevket Özkaya başkan ve verilen listesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Şevket Özkaya hocamıza ve listesine hayırlı olsun.